Şu an muhalefet iktidar olsa ne olur? Yorum yok hanımefendi. Maalesef. Neden? Yok. Halk zaten kendisi biliyor yani. Hiç gerek yok. Halkın kendi isteği, bilgisi hepsi ortada yani. Onun için hiç gerek yok. Halk muhalefeti mi istiyor, iktidarı mı? Şimdi muhalefet veya iktidar zaten eşit gidiyor. Mümkün değil yani. Onun için herkes koyun gibi gidiyor. Devam. Yanıt yok. Neden? Şimdi ya ne diyeyim ki? İyi mi olur, kötü mü olur? Hiç bilmem ki. Abi biliyorsun da şu anda ya esnafsın, esnaf, ya konuşmaktan korkuyorsun, ya diyorsun ki eyvah ben bir şey derim de benim başıma gelirler. Doğru doğru. Yok o bak. Benimkine geliyorlar. Osman biliyorsun. Ama evet. Biz doğru bildiğimizi konuşuyoruz. Doğru mu? Ya doğru da şimdi o parti bu parti demek. Biz de diyoruz o parti bu parti değil. Ülkeyi kim iyi yönetecekse o olsun diyoruz. Mutlaka tabii. Yani kim yönetecekse o olsun. Ama bu konuşmanın sonrasında gelirler sana derler ki sen niye böyle konuşuyorsun? Ya bak senin iş yaptığın yerleri engelleriz falan derlerse. Yok canım o şekilde kim diyecek? Demezler yok, mi? Yok canım kim diyecek? Derler. Yok diyen olmazlar artık tahminim. Niye konuşmadın o zaman? Ya çekimser kalıyorsun insan bir şekilde. O parti bu parti diyemiyorsun. Hangisi iyisi olsun. Ya güzel şeyler yapabilirler ama Kılıçdaroğlu çıkarsa yapamaz diye düşünüyorum. Neden Kılıçdaroğlu çıkarsa yapamazlar? Ya uzun zamandır seçim kazanamadı biliyorsunuz Kılıçdaroğlu. Hani biraz gençlik lazım. Bizim gibi gençlerin halinden anlayan biri lazım bize. Hani Kılıçdaroğlu artık Sayın Erdoğan'la beraber artık emeklilerin ilan etmesi gerektiğini düşünüyorum ikisinin de. Kılıçdaroğlu mu seçim kazanamadı, CHP mi seçim kazanamadı? Ha, biraz genel olarak bakarsanız Kılıçdaroğlu değil de CHP kazanamadı seçimi. Hani genel olarak hatalar var. Ama insanlar artık Kılıçdaroğlu'ndan da sıkılmaya başladı. Hani çünkü hep aynı şeyler, aynı vaatlerle geliyorlar. Artık iktidarın ve muhalefetin de birbirlerini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum bu saatten sonra. Herkes emekli olsun. Herkes emekli olsun. Hani bizim gibi gençlerin halinden anlayan, genç emekçilerin halinden anlayan insanların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki gelirse güzel şeyler olur mu? Tabii neden olmasın? Hani gencin halinden genç anlar diye bir deyim vardır ya. Hani bize de öyle bir genç biri lazım. Şu an muhalefet iktidar olsa ne olur? Muhalefet iktidar olsa bundan iyi olur. Neden? Vallahi gidişe doğru mu gösteriyor. Nefes aldırmıyorlar şu an bize. Abi şu an muhalefet iktidar olsa ne olur? Çok güzel olur. Bu çok güzel olur. Neden? Bu pahalılıkta ne olur? Muhalefetine göre değişir. Ne gibi? Yani ben gene bu ülkeyi yönetecekse sağcılar sağ taraf yöneteceğini düşünüyorum. Yani o konuda çözüm olarak farklı partileri düşünüyorum. Mesela yeni kurulan Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi. Şu an neyin değişmesi gerekir peki? Ekonominin düzelmesi lazım ve ekonomiden anlayan birinin başa geçmesi lazım. Bu konuda zaten belli. Ekonominin önemli ismi Ali Babacan diye düşünüyorum. Değişecekse, bir şeyler düzelecekse ancak öyle düzelir. Düzelmez. Neden? Hı? Neden? Birlik yok, birlik. Memlekette birlik yok. Nerede Türkler, nerede? Nerede bu Türkler? Herkes Türk yüzü, ne Türkler? Ne yapsın Türkler? Hı? Ne yapsınlar? Birleşsin. Hepsi bir ayağa kalksın. Nasıl ayağa kalksın? Be ya bildiğin gibi ya vallahi. Biz neyiz? Atatürk'ünlamış. Türkler toplamış. Ayaklanmış. Biz de ayaklanalım. Ne yapacağız? Zamlar yok. İçin mi ayaklanacağız? Yok zamlar için değil. Zam yapsınlar ya vallahi. Bana devlet veriyorsa ben devlet vermek zorundayım. Devlet beni vermiyor ki ben nasıl... Niye ayaklanıyoruz? Ne demek ayaklanıyoruz? Neden ayaklanıyoruz? Geçinmiyoruz. Sen geçiniyor musun? Ben hep bir kamerayı benim... Sen geçiniyor musun diye. Ben geçiniyorum. Elim ayağım buz gibi olmuş. Bakıyorum. Nasıl çalışmaktan. Ben Osman çalışıyorum. Biri bana mikrofon tuttu ya. Biri bana mikrofon tuttu ben ya. Konuşayım mı? Bak, çamur dur içinde... ben konuşayım mı? Bak.
Biz soğukta Osman'la beraber sıcakta böyle çıkıyoruz sokaklara haber yapıyoruz, tamam mı? Tamam. Haber yaptıktan sonra diyorlar ki o parti, bu parti, şu parti. Osman, biz parti için mi haber yapıyoruz? Sallasana kamerayı. Ha, hayır. Peki vatandaşın beyanatını birebir aynı veriyor muyuz? Evet. İşte ondan sonra halk böyle geçinemiyorum dediğinde diyorlar ki bize, sen neden bunları yayınlıyorsun? Yayınlamayalım mı? Sen geçinebiliyor musun? Geçinmiyorum. Ben 7-24 saat çalışıyorum. Sen bizi ta oralardan tuttun geldin mi? Tuttum geldim. Peynir yiyorum, bak bir tane bayan geldi. Bak bir tane bayan geldi. Benim bir tek kuruş yok. Sen niye çıkıyorsun? Ben beresi istiyorum. Ha, soruyorsun. Ödemiyorsun mu? He? Ödemiyorsun mu? Ödemiyorum. Param olduğu zaman ödüyorum. Ne mi olur? Hiçbir şey olmaz. Aynı şekilde devam edilir. Yapılır. Ne aynı şekilde devam eder? Aynı şekilde. İnsanların çöküşü. Her şey zammı. Tekrar toparlanmak isterlerse ortalama herhalde bir 50 yıl daha geriye gideriz diye düşünüyorum yani. Muhalefet budur benim. Başka? Muhalefeti güçlü görmüyor musunuz? Hayır. Zayıfladık yani artık. Her yönden zayıflamış durumdayız. Böyle. Başka? Peki aynı şekilde devam edersek, iktidar hiç değişmezse? Aynı devam edersek benim düşüncem herhalde bir iç savaş oluşur. Artık insanların birbirine girmesi olur. Yani hırsızlıklar, gasplar, dolandırıcılıklar başlar. Muhalefette, iktidarda artık bu ülkeyi düzeltemez mi diyorsunuz? Düzeltemez diyorum. Yani görüşlerimiz ve herkes insanların arasında konuşmalarımız bunu gösteriyor yani. Vallahi hiçbir şey değişmez ya, alıştık. Değişmez. Her şey hayat pahalılığı, hiçbir şey değişmez yani. Bu düzen böyle gider artık, söyleyeyim yani. Her şey aynı, hiç değişmez. Kim geçerse geçsin başa, bu düzen gitti gari. Geri dönüşü yok, savaşa çıkıldı. Yani giden gitti kalanlar bizim yani. Hiçbir şey, kim geçerse geçsin, hangi parti geçerse geçsin, gemi batmış. Nasıl kurtaracaksın bunu? Millet ha, pazara bak ha. Bomboş geziyor elleri. Eskiden böyle miydi? Bereketlidir. Hani şimdi ne var? Hiçbir şeyin değeri yok. Hani bizim bile ne değerimiz kalmadı. Muhalefeti güçlü görmüyor musunuz? Vallahi ben görmüyorum ya. Şimdiye kadar herkes yaptı. Hiç değişen bir şey var mıydı? Yoktu. Eskiden bolluk vardı, şimdi kıtlık var. Aynı yer. İktidarı güçlü görmüyor musunuz? Vallahi ben göremiyorum ablam ya. Onu da göremiyorum. Ha, ne olur? CHP bir şeyden kılıçlı. Kılıçdaroğlu kendini kurmazsa çoğu yerden oy alacak zaten. Ama kendini kursa yine kaybetti. Muhalefet iktidar olsa bir şeyler değişir mi? Her şey değişir. Mesela benzin ucuzlar mı? Ne ucuzlar mı? Benzin ucuzlar mı? Ucuzlar. Nasıl? Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama ucuzlasın yani. Gerçekten de. Şu anda arkadaş istediklerini muhalefete yordadı yani. Böyle yani. Olsun. Olabilir. Onlar gelirse olur demek istedi. Yani. Hayat ucuzlar mı? Hayat ucuzlamaz. Hayat nerede ucuzlayacak artık? Bu saat. Değişir dedin ya. Değişir de hayat ucuzlamaz. Ne değişir peki? İktidar değişir. İktidar değişir. Hiçbir şey olmaz. Her şey yine aynı yerine kalıyor yani. Kesmişsin Türkiye'den umudunu. Nasıl? Türkiye'den umudunu kesmişsin. Kesilmeyecek gibi değil ki ya. Ya çıkın işte pazara. Buyurun yani, her şey ortada yani. Mazotuymuş, yemesiymiş, içmesiymiş. Şimdi biz benzini sittin sene 15'e mi alacağız? Yani. Satın arabaları. Arabaları satın yani, bence de. Satın arabaları. Vallahi satın arabaları yani. Ben bile düşünüyorum yani. Osman, senin arabandan almayı planlıyorum bundan sonra. Ama elektrik de çok zamlı ya. Yani onu da şarj etmek kolay değil. Osman'ın çok güzel bir arabası var. Elektrikli. 10 numara. Benzin derdi yok en azından. Canım, biz bu pahalılıktan bezdik bir tanem. Bu kadar pahalılık olmaz. 100 lirayla bir kişiyim ben. Bir şey alamıyorum, çarşıya çıkıyorum da. Bunun çaresine bakmalarını istiyorum. Yani yaşanacak devirde kalmadık. Bu karda kışta bu kadar pahalılık olmaz. Biz hakkımızı arıyoruz. Hakkımızı versinler. İktidar yapamıyorsun. İktidar değişse değişir mi? Vallahi iktidar değişecekse değişsin. Değiştireceklerse değişsin. Çok memnun olacağız. Yani yaşanacak gücümüz kalmadı. Arabalarımız olsa arabayı binemiyoruz. Benzin pahalı. Tamam mı canım?
Sen bundan sonra hayatının geri kalanını güzel yaşa, tamam mı İnşallah canım? İnşallah canım. İnşallah yaşarız. Allah'tan sağlık istiyoruz. Ortalığın düzelmesini istiyoruz bir tanem. İnşallah bir tanem. İnşallah. İnşallah.